Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle 3 katlı etek çalışmamızı yapacağız. Her katını ayrı ayrı öreceğiz. Öncesinde bu alt kısmında gördüğümüz filimizi düz bir şekilde öreceğiz ya da kafesimizi. Kafeslerimizin üzerinden bakınız ilk önce lastik kısmımızdan ilmeğimizi alıp birinci katımızı o şekilde tamamlayacağız ikinci katımızı artış yapmış olacağımız yerlerimiz olacak artış yaptığımız yerden itibaren bakınız üst kısmından itibaren alıp ikinci katımızı bu şekilde öreceğiz üçüncü katımızı da aynı şekilde örerek tamamlayacağız ve eteğimiz dilediğimiz yaş grubunun ölçüsüne göre uzatıp kısaltabileceğiz Evet şimdi eteğimin ben uzunluk ölçüsünü almak istiyorum şöyle en uzun yerinden ölçelim 34 santim eteğimin uzunluğu bel ölçüsüne bakmak istiyorum bel ölçüsü ise 22 santim şöyle gördüğümüz zaman 22 santim eteğimizin beli 2 yaş civarı çocuklarımızın çok rahatlıkla giyebileceği bir etek ee, Eteğimize birden fazla ip kullandım. Hemen hemen iki bitmek üzere. Çünkü çok katlı olduğu için bakınız üst üste katlardan oluştuğu için. Yani bir tane ip yetmez kesinlikle. Onun için birden fazla ip bulundurmanızı tavsiye ederim. Ve de şöyle ince düğmelerle güzelce düğmelendirip kullanmaya hazır hale getiriyoruz. Evet hemen kolay gelsin diyerek eteğimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Eteğimizi örmek için Nako'nun Lüks Minnoş Baby'sini kullanıyorum. Çok tatlı bir sarı ipimiz. Tabi dilediğimiz marka ve ürünleri tercih edebilirsiniz. Ve eteğimi örmek için 3 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen zincirimi çekerek eteğimin lastik kısmını örmeye başlıyorum. Lastik kısmı eteğimizin lastiğini biraz geniş yani enli istiyoruz. Şöyle enli olacak. Ve onun için zincir sayımızı biraz fazla tutalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane zincirimi çektim ve geriye doğru sayıyorum. 1 Bakınız 1. 2 3 ve 4. 4 tane zincir geriye doğru saydım ve dördüncü zincirin içerisine gelerek bir tane trabzanımı ördüm ve çekmiş olduğum zincirlerimi birer birer trabzan olarak doldurmaya başlıyorum sadece zincirlerimin içerisine trabzanlarımı geriye dönerek örüyorum Sıramın sonuna kadar birer birer trabzanlarımı ördüm. En son trabzanımın üzerinden 3 tane zincir çekerek örgüme devam ediyorum. 2 ve 3. Örgümün yönünü çeviriyorum ve yapmak istediğimiz işlem trabzanımızın tamamen içine girmiyoruz. Şu üstteki gördüğümüz her iki yöne ayrılan kısımdan orta parmağımdan taraftaki kısma giriyorum. Bakınız trabza ikinci trabzanımın üzerinden dıştaki kısımdan alıyorum ve trabzanımı bu şekilde örmeye başlıyorum. İkinci trabzanımı ördüm. Bakın üçüncü trabzanımı yine aynı şekilde dıştan alarak örüyorum. Tekrar sıramı takip ediyorum. Dıştan birer birer trabzanlarımı alarak sıramın ucuna kadar ilerliyorum. Birer birer bütün trabzanlarımızı arka taraftaki kısmından alarak ördüm ve en son trabzanımı da tamamladıktan sonra bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3. Örgümün yönünü çeviriyorum. Yine tığımın başını doluyorum. Biraz önceki yapmış olduğum işlemimin aynını tekrar ediyorum. Yine bakınız ikinci trabzanımın üzerinden şu şekilde bakınız. Geliyorum. Dışta kalan kısmını alarak trabzanımı örmeye başlıyorum. Her yönümüzü çevirdiğimizde yine e, orta parmağımızdan tarafta kalan dış kısımdan trabzanlarımızı alarak örüyoruz ve ördüğümüz yaş grubunun bel ölçüsüne kadar lastiğimizi büyütüyoruz. Tabi tam birebir e, bel ölçüsünden birazcık eksik olursa esneme payında düşüneceğimiz için bol ve pot olmasın. Birer birer lastiğimi bakınız alıyorum. Alıyorum. Dıştan bu şekilde her iki yönde de dıştan yani parmağımızın orta parmağımızın olduğu yönden alarak istediğimiz ölçü gelene kadar örelim. Evet benim ise lastik kısmını ördüm. Sayalım kaç tane trabzan ördüğümüzü. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 ve 44. 44 tane trabzanımızı şu şekilde ördüm. Ölçüsüne bakalım hiç gerdirmeden. Şöyle Tutuyorum ve sadece bakınız çekiyorum. 43 santim, hemen hemen e, her trabzan bir sıra yani her bir sıra birer santime karşılık gelmiş 43 santim. Evet, şöyle taktım tığımı ve bakın birinci trabzanımın tam şuradaki görmüş olduğunuz çizgisinin içerisine batarak birazcık iç kısımda kalmasını sağlıyorum ve şu şekilde bakınız şuraya giriyorum birinci trabzanımın olduğu yere hemen uç uca yapmıyorum. Şöyle bir birleştiriyorum. Birleştirme işlemini yaptım ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra altta bakınız bir sıra kalmıştı. Şöyle görecek olursak hemen yandan almıştık. Şu uç kısmına denk gelecek şekilde kilitliyoruz. Bu taraftan batıyorum ve diğer taraftan da alıyorum düzgün bir şekilde tığımızın başını doluyoruz bu esnada batıyorum ve diğer alttakine de batıyorum her ikisini aynı anda bir trabzan şekliyle örüyorum ve burayı birleştirmiş oluyorum bakınız bir tane trabzanım ve üzeri 5 zincir çektim birleştirdim 2 tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen araya giriyorum bakınız şuradaki çizgi şeklinde devam eden kısma gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum İki zincirimi hemen çekiyorum ve bu kez dıştaki olan kısma geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. İki tane zincirimi çekiyorum. İçteki kısma batıyorum. Bakınız bir içteki bir dıştaki kısma batarak trabzanlarımızı örelim. İki zincir çekiyorum. Bu kez dışta kabartılı kalan trabzanımı batarak kafeslerimizi birer birer örüyoruz. Şimdi bakınız dıştakine batmıştım. İçteki 2 zincir dıştaki 1 2 batıyorum 1 2 hemen bu kez bakınız sıramızı bu şekilde takip ederek başlangıç yerimize gelerek tamamlayalım. Şöyle bakınız. Bir içeride kalan bir dışarıda bir içeride bir dışarıda her birisinin arasına da ikişer zincirimizi çekerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. Evet kafesimizde birinci sıramızı tamamladık. Bir kabartıya bir çukura bakınız şu şekilde batarak dolaşıp geldim. En son birleştirme noktasındayım. İki tane zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çektikten sonra bakınız buradaki beş tane zincir çekerek başladığım yerin bir... 2 ve üçüncüsüne batıyorum şu şekilde ilmeğimin arasından geçiriyorum tekrar 1 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum 5 zincirimi çektikten sonra sırasıyla her bir trabzan arası 2 tane zincir çekerek ilerleyelim kafeslerimizi örerek geldim bakınız bir kabartılı yere bir çukur yere bir kabartılı bir çukur yere batarak birer trabzan ve aralarında ikişer zincirimizi çekerek şöyle güzelce sıramızı dolaşarak geldim şimdi en son başlangıç yerindeyim iki tane zincirimi çektim 1 2 ve 3. zincirimin içerisine batıyorum ilmeğimi diğer taraftan geçiriyorum tekrar bir. 2 3 4 ve 5 tane zincirimi çekiyorum 5 zincirimi çektikten sonra ilk trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum tekrar iki tane zincirimi çekiyorum 1 ve 2 yine trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane trabzan bu şekilde iki zincir bir trabzan olarak sıramızın başına kadar örerek gelelim ve toplamda birinci sıramız da dahil ikinci sıramız 7 tane olana kadar sıramız aynı bu şekilde iki zincir bir trabzan örerek tamamlayalım. 1 2 3 4 5 6 6 sıra kafesimizi ördük birer birer başlamıştık bakınız aynı şekilde ördüm şimdi ee, 7. sıramıza başladım. 7. sıramızda 1 2 3 4 5 6 tane kutucuğumuzu ördük. 6 kutucuğumuzu ördükten sonra burada artışımıza başlıyoruz bu sıramızda. 2 tane zincirimi çekiyorum yine. Tığımın başını doluyorum. Bu kez aynı yere batıyorum ve burada bir tane kutucuk artmış oluyorum. 6 tane bakın 1 2 3 4 5 6 ördüm 6. trabzanıma battım 2 zincir çekip aynı yere tekrar batarak bir tane kutucuğumuzu oluşturduk 6 kutucuğumuzu ördükten sonra 7.sinde bu şekilde V'den bir tane yuva yapalım şimdi birlikte 6 bir kutucuğumuzu örelim 2 zincirimi çekiyorum 1. kutumu örüyorum 1 2 tane zincir 2. kutumuzu örüyoruz. 3 4. kutumuz. Tekrar yine sayarız kontrol amaçlı. 2 zincir. Sayalım. V'den sonrakini sayıyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. Altıncı kutucuğumu yapıyorum. Altı kutucuğu tamamladıktan sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Bakın beyden sonra altı tane kutucuğumuzu tamamladık. Altıncı kutucuğun trabzanın üzerine iki tane zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya batarak bir tane daha artışımı yapıyorum. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayalım ve üzerine de aynen devam edelim. Yani düz kare gibi devam edelim artışlarımızı yaparak geldim yine sıramın başındayım 2 tane zincirimi çekiyorum ve 3. zincire batıyorum 1 2 3 3. zincire batıp bir sonraki sıramıza geçiyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çekip örmeye başlıyorum 2 tane zincirimi çekiyorum kafeslerimi sırası ile 2 zincir bir trabzan 2 zincir bir trabzan şöyle ipimi daha sonra alalım şimdi Evet 1 2 3 4 bakınız hiç burada saymamıza gerek yok zaten olduğu gibi devam edeceğiz bu sıramızı artış yerime geldim bakınız artış yerimdeyim şu anda üzerine iki tane zincirimi çekiyorum tamamın başını dolayarak hemen trabzanın üzerine batıyorum ve bu şekilde devam ediyorum. artış sıramızla birlikte toplamda 6 sıra olana kadar bu ikinci sırada ördüğümüz gibi devam edelim toplamda 6 sırayı tamamladıktan sonra burada yapmış olduğumuz işlemimizi tekrar edelim altı kutucuğumuz örüp hemen bir tane artışımızı yapıp biraz da o şekilde örmeye devam edelim. Evet eteğimizin görmüş olduğumuz. Kafes kısmını tamamladık. Artışlarımızı yaptık. İki defa artışımızı yaptık. Başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıramızı ördük. Bakınız 6. sıramızdan sonra 7. sıramızda artışımızı yaptık. Sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramızda tekrar artışımızı yaptık. Ve 1, 2, 3 sıra artışımdan sonra ördüm. Kafesimizi bu şekilde tamamladık. Şimdi etiğimizin üst kısmını örmeye başlayabiliriz. Sizler daha uzun istiyorsanız daha uzunluğunu devam ettirebilirsiniz. Tabii ki kızlarımızın yaşlarına uygun olarak artışlarımızı daha fazla yapıp birazcık daha uzatabiliriz. Yaşı büyük çocuklarımız için belinin ölçüsünü biraz daha büyük devam ettirip aynı işlemlerin tekrarıyla istediğimiz büyüklükte çalışmamızı yapabiliriz. Şimdi bu kısmını ön olarak kullanacağız. Ön olarak kullandığımız için burada herhangi bir şekilde modelimizin değişiminin belli olmasını istemiyorum. O yüzden şöyle arkayı çeviriyorum eteğimin arkası olacak kısmı e, ve başlıyorum şu şekilde tutmak istiyorum. Bu görmüş olduğumuz trabzanımızı yani şöyle lastikte ördüğümüz en son yatay haldeki e, trabzanımı düğüm attığım tığımı şu şekilde takıyorum. Bakınız kafeslerime değil lastiğime takıyorum ve başlıyorum. Bir ve iki. İki tane zincirimi çektim iki zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum hemen yandaki şu görmüş olduğum yere geliyorum yanındaki paralel trabzana ve 5 tane ikili trabzanım örüyorum 1 2 3 4 ve 5 2 tane Bakınız zincirimi çektim. İki zincirden sonra 5 tane trabzanım ördüm. 5. trabzanımın hemen üzerine 1 ve 2 tane daha zincirimi çekiyorum. Ve yanındaki, bakınız bu sıklıkları tamamen elinizde. Ne kadar yakın tutarsanız o kadar çok dökümlü. Ne kadar uh, uzağa batarsanız daha seyrek olur. Bu, tamamen kendi inisiyatifinize göre ayarlamanızı yapabilirsiniz. Hemen ben yanındaki trabzanımı batıyorum ve sık iğnemle birleştiriyorum. 2 tane zincir çekiyorum battığım yerden. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanın olduğu yere geliyorum. Yine bakınız dilersen buraya da batabilirim ama şöyle yakında kalmak istedim. 5 tane trabzanımı buraya da örüyorum. 2 3 ileri batmayalım. Aynı yerde olsun. 3 4 5 5 trabzanım ördüm hemen 5. trabzanımın üzerine 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum hemen yandaki paraleli batıyorum şu şekilde sık iğnemle bir, bir defa da batıyorum battığım yerden 2 tane zincirle çıkıyorum tığımın başını doluyorum hemen yandaki trabzanıma gelerek 5 tane trabzanı aynı yere örüyorum 2 3 4 ve 5 5. trabzanımdan sonra 2 tane zincirimi çekiyorum hemen yandaki paralele batıyorum ve şimdi şöyle bir fazla uzaklaşmadan bakalım bakınız 2 tane zincirimizi çektik 2 zincirden sonra hemen yandaki paralel trabzanımın içerisine 5 tane trabzanım ördüm yandaki paralel olan trabzanımın hemen içerisine sık iğnemle battım tekrar iki zincirle çıktım bir sonraki trabzanın içerisine beş tane trabzanımı ördüm 5. trabzanımdan hemen sonra iki tane zincirimi çekerek yanındakine battım tekrar battığım yerden iki zincirle çıkıp yandaki trabzana beş tane trabzan ördüm 2 zincir çektim hemen battım tekrar battığım yerden İki zincirle çıkıyorum tığımın başını doluyorum hemen yanındakini bakınız batıyorum bakınız bu çok sık olabilir çok sık dökümlü olabilir o yüzden biraz daha dilerseniz uzağa da arada batabilirsiniz onu tamamen kendi zevkinize göre ayarlamayı yapabilirsiniz Evet iki zincirimden sonra tığımın başını doluyorum hemen yandaki paralel trabzanıma yine 5 tane Trabzanımı örüyorum ve bu şekilde birinci sıramızı tamamlayalım. Birinci sıramızı 5 tane trabzan, 2 zincir, battım. Tekrar 2 zinciri yapıp bir, bir ileriye 5 trabzan yapma şekliyle tamamladım. En son noktadayım. 5 tane trabzanım ördüm ve bitirdim. 2 tane zincirimi yapıp hemen diğer zincirimin yanına batıyorum. 1 ve 2 hemen zincirimin dibine batıyorum ve bu şekilde birinci sıramı tamamlamış oluyorum şimdi tığımın başını doluyorum birinci trabzanın üzerine gelerek bir tane trabzan örüyorum hemen yanındaki trabzanımı örüyorum 2 bakınız birinci trabzanımı ördüm alttaki hemen ikinci trabzanımın üzerine battım üçüncü trabzanımı örüyorum İki tane zincirimi hemen ilave ediyorum. Bakınız her bir trabzanımın üzerine birer birer örerek geldim. Birinci trabzanıma birinci trabzanı, ikinci trabzanıma yine ikinci trabzanı, üçüncü, üçüncü trabzanıma yine üçüncü trabzanımın üzerine ördüm. İki tane zincir çektim, tığımın başını doladım, üçüncü trabzanımı ördüğüm yere tekrar bir daha batıyorum. Şöyle bir V'mizi oluşturduk. İki zincir çekmiştik ve devam ediyorum. Birer birer kalan iki trabzanımı da batarak örüyorum. Bir ve iki. Araya üç tane zincirimi çekiyorum. Şöyle bakın. İlk önce baktığımızda hemen uzaklaşmadan bir bakalım. Bakınız iki tane zincirimizi çektik, dibine battık, başını doladık, alttaki beş trabzanın birinci ve ikincisine birer trabzan, ikinci sırada da ördüm. Üçüncü trabzanın üzerine de batarak üçüncü trabzanı ördüm. Üçüncü trabzandan sonra iki zincir çekip diğer sol tarafa geçtiğimiz zaman üçüncü trabzanı battığım yere tekrar battım. Böyle bir V'miz oluştu. 3 sağda trabzan, 3 solda trabzan şekliyle her iki yönde de 3'er 3'er trabzana ulaştık. Ortadaki 3. trabzanın her iki yönde de battığımız için. Şimdi devam edelim. Araya 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başını doluyorum. Alttaki 5 trabzanımın ilk 3'ünü hemen örüyorum. Batıyorum birincisine. 1 ikinciye batıyorum yine 2 ve üçüncü trabzanımı da örüyorum 3 tane trabzanımı ördüm 3 trabzanımı ördükten sonra her biri de bakınız bir trabzanın üzerine 1 2 3 3 tanesi yukarıda 2 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum burada 2 tane trabzanım kaldı bakınız şimdi ortadaki 3. trabzanın hemen dibine bir tane daha batıyorum 1 trabzan örüyorum. 2 zincirden sonra aynı yere battım. Bakınız ve sonra diğer iki trabzanı da birer birer örüyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örmüş oluyoruz. Araya 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2 ve 3 ve devam ediyorum. Trabzanlarımın üzerine batarak örmeye. 1. trabzanımı örüyorum. Hemen ikinci trabzanımı örüyorum. Ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Üç tane trabzan ördükten sonra iki tane zincirimi çekiyorum. Başına doluyorum. Aynı üçüncü trabzanın olduğu yere bir tane daha trabzanım örüyorum. Ve bu yönden sayıyorum. Bir, iki ve üç. Üç trabzan 1 2 3 tane zincir örerek sıramızı tamamlayalım. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Arada ise 3'er tane zincirimiz olacak. Sıramızı tamamlayalım. Eteğimizin ikinci sırasını bitirdik. Model koyduğumuz üst kısmı 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve aralarda da 3'er zincir olarak örüp tamamladım. Şimdi başlangıç noktama geldim. 2 tane zincirimi çektim tığımı takıyorum hemen birinci trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve şu şekilde ilmeğimi kaydırıyorum ve ikinci trabzanın içerisine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum ve 3 tane zincir burada ikinci trabzanın üzerinde çekiyorum 1 2 ve 3 3 zincirimi çektikten sonra hemen yanındaki trabzana batıyorum ve bir tane ikili trabzanım örüyorum Çekmiş olduğum iki zincirin içerisine iki tane trabzan örüyorum. Bir ve iki. İki trabzanımı ördükten sonra iki zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. İki tane trabzanı bu zincirimin içerisine örüyorum. Şöyle görelim. Üç tane zincir çektim. Hemen yanına trabzan ördüm ve ortadaki zincirimin içerisine 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı ördüm ve tığımın başını doluyorum hemen iki tane trabzanımı örüyorum ve 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan olarak sıramızı tamamlıyoruz araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum 3 tane trabzanın ikincisinin üzerine hemen gelerek batıyorum başını dolamıştım ve trabzanımı örüyorum 1 ikinci trabzanımı örüyorum ve zincirimin içerisine iki tane daha tırabzanımı örüyorum. Toplamda tırabzan sayımı 4'e çıkarıyorum. 4 tırabzan, 2 zincir, hemen zincirimin içerisine yine iki tane tırabzanımı örüyorum. Ve tırabzanlarımın da üzerine giderek iki tane tırabzanımı örüyorum. Ve toplamda 4 tane tırabzanım oluyor. 1 ve 2 ipimi şöyle alayım. 2. Ve diğer trabzanlarımızı da aynı şekilde örerek başlangıç noktamıza kadar gelelim. 4 trabzan, 2 zincir, 4 trabzan olsun. Aşağıda 3 trabzanımız, 2 zincirimiz, 3 trabzanımız vardı. Yukarıda 1 içeriye kaydırdım ve artışı ortada 2 tane yapıyorum. 2 zincir, yine 2 tane artış ve 2 trabzan örüyorum. Sondan ve baştan birer trabzanımız kalıyor. Aradaki geçişleri zincir çekmiyoruz. Evet eteğimizin üst dilimlerini örerek devam ediyoruz şöyle bakalım 3 sıramızı tamamladık 5 trabzan olarak başlamıştık 3 trabzan sağ tarafta 3 trabzan sol tarafta ikinci sıramızda 6 trabzan sayısına ulaştık ve ortaya 2 tane zincirimizi çektik. Bir üst sırada 8 trabzan sayısına ulaştık. 4 sağ tarafta, 4 sol tarafta, 2 tane zincir de ortada. Şimdi 10 trabzan sayısına ulaşacağız. 5 tane trabzan sağ tarafa öreceğiz. 2 zincir tekrar 5 trabzan sola. Yani aynen bakınız buradaki işlemimizi Artarak devam edeceğiz. Daha e, ileri yaşlardaki kız çocuklarımızı örecek olursanız bu şekilde artırarak eteğimizin dilimlerini istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. O zaman çok fazla sık e, dilim yapmaktansa hani uzatarak 3 e, sırada yine bitirirsiniz. Yani 3 farklı dilimler halinde 1 kat, 2 kat ve 3 kat halinde tamamlayabiliriz. Şimdi biz 1 kat 1 sıra daha örelim. 5 e, sağda 2 tane ortada ve 5 solda olarak tamamlayalım ve sonrasında ucunun dilim kısmını örmeye başlayalım ve birinci katımızı tamamlamış olalım şimdi en son trabzanımdan sonra ilk trabzanımın zincir çekerek ördüğüm trabzanımın tepesine gelerek batıyorum şu şekilde bir geçişimi yapıyorum İkinci trabzanın üzerine batıyorum başını doluyorum geçişimi yapıyorum ve hemen ikinci trabzanımın üzerinden 3 tane zincirimi çekiyorum aynen bakın işlemlerimiz tamamen birbirinin tekrar ikinci trabzanımı ördüm 3 örüyorum yani üçüncü trabzan üzerine ikinci trabzanımı ve üçüncü trabzanımı örüyorum 3 trabzanımı trabzanlarımın üzerine ördüm şimdi araya iki tane artışla trabzan sayımı 5'e çıkarıyorum 5 trabzan, 2 zincir, tekrar ortaya 2 tane trabzanımı örüyorum, tığımın başını doluyorum ve trabzanımın üzerine batıyorum, 3, 4 ve 5, 5 tane trabzanımı ördüm. Şimdi diğer dilimime geçiyorum. Diğer dilimime tığımın başını doluyorum. Birinci trabzana değil ikinci trabzanımın üzerinden batarak bir tane trabzan örüyorum. İkinci trabzanıma batıyorum. Bakınız bir tane kaydırdık. Üç tane trabzanımı ördüm. İki de zincirimin içerisine artış yaparak beş sayısına ulaşıyorum. Tekrar iki tane zincirimi çekiyorum. Iki trabzan ortaya batıyorum ve tekrar trabzanları üzerinden devam ediyorum 1 2 ve 3 Evet dilimlerimizi bu şekilde ördük diğer e, dilimlerimizin hepsini de 5 trabzan 2 zincir 5 trabzan olarak örelim ve bu başta görüşelim Evet sevgili arkadaşlar 5 tane trabzan 2 zincir 5 tane trabzan olarak da ördüm. Bir tane daha artışımızı yapacağız. 6 trabzan sağda 6 trabzan solda olmak şekliyle sıramızı tamamlayacağız. Bakınız ördüğümüz sıralara bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. sıramızda son artışımızı yapıyoruz. Şimdi burası eteğimizin önü. Arkadan başladığımız yere geliyorum. Ve hemen Biraz önceki yapmış olduğumuz gibi aynı işlemimizi tekrar ediyoruz. Üçüncü zincirin üzerine batıyorum, ilmeğimi kaydırıyorum ve bir sonraki trabzanımın da üzerine batıyorum, İlmeğimi kaydırıyorum ve zincirimi çekiyorum. 3, üç, üç tane zincirimi çektim ve trabzanlarımı sırası ile örüyorum. 2, 3. 4 iki tane de zincirimin içerisine batıyorum 5 ve 6 2 tane zincir tekrar 2 trabzanımı örüyorum 1 2 ve birer birer trabzanlarımı örüyorum sondan ve baştan birer trabzan içten örüyoruz 2 4 5 ve 6 bakın son trabzanımı örmedim şimdi aynı şekilde hemen tığımın başını dolayarak birinci trabzana değil ikinci trabzanın üzerine batıyoruz bu zamana kadar hep aynı şekilde yaptık ve trabzanımızı 6 tane olana kadar örüyoruz 4 tanesi trabzanlarımın üzerine 2 tanesi ise artış olarak 2 zincir ve yine 6 tane trabzanımızı örelim. Başlangıç noktamıza kadar gelelim. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 5. sıramızı 6 trabzan, 2 zincir, 6 trabzan olarak tamamladık. Ve e, bu sıramız bizim için yeterli katımızın. Yaşı büyük çocuklarımız için öreceksek birkaç sıra daha artışlarımızı yaparak devam edebilirsiniz. 7 e, trabzan. 2 zincir 7 trabzan 8 trabzan 2 zincir 8 e, trabzan şekliyle birer birer her iki tarafta da artışlarımızı yaparak dilediğimiz uzunluğa gelene kadar örebiliriz hiçbir mahsuru yok dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz katlarımızı şimdi ilmeğimi alıyorum ve katlarımın dilimlerin ucunu çalışmaya başlıyorum şimdi e, geçişimi yaptım bakınız geçişimi yaptıktan sonra zincirim çekmeye başlıyorum bir 2 3 4 5 6 6 tane zincirimi çekiyorum bir tane tığımın başını dolayarak ortadaki iki zincirimin olduğu yere geliyorum ve bir tane trabzan ikinci trabzan ve üçüncü trabzanımı örüyorum üç tane trabzan ve ortaya bir iki üç üç zincir tekrar üç trabzan çalışıyorum bir iki ve 3 şimdi yaptığımız işlemi hemen uzağa gitmeden 6 tane zincirimi çektim ve 2 zincirlik olan trabzanlarımın arasına 3 trabzan 3 zincir 3 trabzanımı ördüm ve devam ediyorum 1 2 3 ve 4 tane zincirimi çekiyorum araya batıyorum Tam şu araya batıyorum. 4 zincirimden sonra tekrar 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak bu gördüğümüz araya giriyoruz ve 3 tırabzan, 3 zincir, 3 tırabzanımı örüyorum. 1, 2, 3 zincir, tekrar 3 tane tırabzanımı aynı yere örüyorum. 1, 2 ve 3. Evet şöyle tekrar bakalım. Bakınız burası dilimimizin uç kısmı. 6 zincir çalışarak başladım. 3 tane trabzan yuvamızın içerisine girdim. 3 zincir 3 trabzan. 4 zincirle geçişimizi yaptık. Her iki dilim arasına tekrar 4 zincirimizi yukarıya doğru çakıp 3 trabzan 3 zincir 3 trabzan olarak devam ettik. Tıpkı buradaki çalışmalarımızın aynısı gibi çalışarak uç noktaya kadar devam edelim. Evet bütün dilimlerimizi örerek başlangıç noktamıza kadar geldim. Başlangıç noktalarımızda zincirimizi çektiğimiz yerlere sık iğne dolduralım. Şu şekilde bakınız batıyorum, çekiyorum. Şöyle gördüğümüz gibi ilk burada 6 tane çekmiştik. Onun için ipinizin kalınlığına, inceliğine göre doldurma işlemini yapalım. 2 4 6 tane sık iğnemi yaptım. Üzerine bakınız buradaki trabzanlarımın üzerinde de birer sık iğne örüyorum ortaya geliyorum sık iğne ile ve başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çekip hemen batıyorum yeniden 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekiyorum tekrar içeriye batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yuvaya batıyorum şu şekilde bakınız Trabzanlarımın üzerine birer sık iğne örerek ilerliyorum ve araya geliyorum. Buraya 4 tane zincir çekmiştim. Sık iğnemi 1, 2, 3, 4, 4 ya da bir tane daha ekleyebilirsiniz. 5, şöyle dolgun duruşuna göre ayarlayabilirsiniz şu şekilde. Ve ilerliyorum. Tam tepe noktasına bakınız. Battığımız yeri atlıyorum. Yana geçiyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnemi yaptım. Tırabzanlarımın üzerine batıyorum. Bakınız her bir tırabzanıma birer tane sık iğnemi batıyorum. Ve ortaya geçiyorum. 3 zincir batıyorum. 6 tane zincir 2 3 4 5 ve 6. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 3 tane daha zincirimi çekiyorum. Sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Hemen yandan batıyorum. Şöyle görelim bakınız eteğimizin uç kısmında kenarlarımızı sık iğne olarak dolduralım. 4 ya da 5 ne kadar yani boş kalmasın çok da ağırlaşmasın ve buradaki gördüğümüz 3 tane trabzanlarımızın da üzerlerine birer sık iğne örelim tam ortadaki 3 zincir çektiğimiz yere 3 tane zincir çekip batıyoruz 6 zincir çekip tekrar batıyoruz. 3 zincir çekip tekrar batıyoruz. Ve bu şekilde güzelce e, buradaki süslememizi oluşturuyoruz. Daha sonra sık iğnelerimizle geliyoruz. Diğer tarafa da aynı şekilde örüyoruz. Ve sırası ile bütün kenarlarımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar elbisemizin katının birisini bitirdik. Şimdi ikinci ve üçüncü katlarımızı da öreceğiz. İkinci ve üçüncü katlarımız birinci katımızın aynanın tekrarı olacak. Sadece başlangıç yerlerini sizlerle birlikte görelim. Bakınız ikinin başlangıç yeri hemen V'mizin birleştirme tepe noktasının olduğu sıradan başlayacağız. Diğerini ise Yine buradan başlayacağız. Bakınız yukarıdaki kafeslerimizi fazla ördük. Alt sıradaki kafesimizi daha erken bitirdik. Çünkü eteğimizin katı en alt sırayı kapatacağı için kafesi ekstradan fazla örmeye gerek görmedik. E, sadece ikinci sıramızı tam olarak örelim. Yani tam olarak bitirip diğer sırada kafesimizi 1, 2, 3, 4. Birazcık eksik ördük. O da hiç önemli değil. Şimdi... Örmeye başlayalım. Tam V'mizin olduğu yerden başlıyoruz. Yani bu sırayı takip ediyoruz. İlla tabii ki buradan başlamamız şart değil. Bu sırayı takip ederek başlıyoruz. Ve ben başlıyorum. İlk V'min olduğu yere batıyorum. Bakınız tam V'min içine batıyorum. Ve başlıyorum. Bir, iki. İki tane zincirimi çektim. Bir sonraki V'me geldim. Bakın bir sonraki e, trabzanın olduğu yere geldim. 5 tane trabzanım örüyorum. 2 3 4 5 Kurulum olarak yukarıdaki yapmış olduğumuz çalışmanın tamamen aynını yapıyoruz. Birinci sıramızda buradaki çalışmamız. ikinci sıramız, üçüncü sıramız tamamen hepsi birbirinin aynısı olarak devam edecek. 5 trabzanım ördükten sonra 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Hemen sıradaki, bakınız Trabzanımı batıyorum. Trabzanın paralel zincirini. Tekrar iki tane zincirimi çektim. Hemen yana batıyorum. 2, 3, 4, 5 ve hemen yandakine şu şekilde şöyle güzelce takipimizi yapalım. Yanlış yerlere batmayalım. Tekrar iki tane zincir ve bir sonrasına giriyorum. Bu şekilde başlatıyoruz. Her iki dilimimizi de örelim. Bu dilimimizi V'den başladım. Üçüncü dilimimiz de aynen V'nin olduğu sıradan, V'nin tam bakınız şu sıradan başlayarak tamamlayalım. Evet sevgili arkadaşlar, eteğimizin üç katının üçünü de tamamladım. Birinci katını sizlerle birlikte örmüştük. İkinci katına yine başladık. Devamını ben kendim yaptım. Siz de kendinize yapmışsınızdır. Üçüncü katımızı yine Aynı şekilde başlayarak aynı sırayla ördüm. Üçüncü katının filesini çok uzun örmemiştik. Zaten kendisi kapatacağı için çok fazla fileye gerek yok. Evet üç tane katımızı bu şekilde tamamladık. Ve tamamladık. E ben şöyle görmüş olduğunuz gibi dört tane ince düğmemi diktim. Şimdi ince düğmemin tam karşılarına denk gelecek ilik açacağız ve de üstüne küçük minicik bir süsleme yapmak istiyorum. Tıpkı şöyle etek uçları gibi e, kipir kipir olması için. Şimdi düğmeleri diktiğim tarafa ilk başına iğne tığımı takıyorum. Şu şekilde bir diyorum. 2 ve 3 3 tane zincirimi çektim aynı yere batıyorum ve bir tane kirpiğimi oluşturuyorum ipimi şu şekilde ardından götürüyorum ve biraz ileriye geliyorum bakın nasıl zincir çekmeden batıyorum tekrar 1 2 3 tane zincir çekip battığım yerin ardına giriyorum tekrar birazcık daha ileriye geçip batıyorum 3 tane zincirimi çekiyorum batmış olduğum yerin ardına giriyorum ve sık iğne ile birleştiriyorum biraz ileriye yani bir sonraki trabzana batıyorum 1 2 3 hemen batmış olduğum yerin bakınız şu kısma geliyorum batıyorum şöyle diğer trabzanıma gelerek giriyorum 3 tane zincirimi çekip hemen ardına batıyorum şöyle görelim Bakınız bu şekilde kirpiklerimizi yaparak diğer uca kadar gelelim. Evet uç noktaya kadar örerek geldim. Bütün kenarlarımızı kirpik çalışması yaparak geldik. Şöyle bakınız. Bir uçtan diğer ucumuza kadar aynı işlemimizi yaparak geldim. Şimdi düğmelerimizin karşılığına birer ilik açacağız. Bakınız. Karşılıklarına geldim şimdi. Bir tane sık iğnem örüyorum ve 1 2 3 3 tane zincir bir çekiyorum bir sık e, trabzanımı atlayıp ikinci trabzanıma gelerek batıyorum hemen yanına tekrar sık iğne örüyorum birinci iliğimizde sık iğnemi ördükten sonra tekrar 1 2 3 tane sık iğne zincirimi ördüm bir tane atlıyorum diğer trabzanıma batıyorum yanına bir tane daha batıyorum ve üçüncü iliğimiz için e, zincirimi çekmeye başlayacağım 1 2 3 Tabii ki düğmelerimizin yerlerini ayarlamamız gerekmekte bakınız şöyle gelişi güzel yapmıyorum düğmelerimi yerlerini takip ederek yapıyorum Sizler de düğme yerinize göre takiplerinizi yaparken yaparak iliklerimizin yerlerini örerseniz en doğru olanı yapmış oluruz Evet hepsini ördüm bakın sadece zincir çektim bir atladım ve diğerine battım zincir çekip atladık zincir çekip atladık ve aralarda sık iğnelerimizi ördüm Evet örmüş olduğumuz iliklerimize daha önceden dikmiş olduğum düğmelerimi taktım şu şekilde gayet güzel oldu şöyle eteğimize bakalım birinci katımız tekrar görüyoruz ikinci katımız ve tekrar üçüncü katımızı görmekteyiz eteğimiz bu şekilde kullanılmaya hazır Evet, hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşene kadar sağlıkla, mutlulukla, afiyetle kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.